Merhaba arkadaşlar. Kırık Leblebi kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Hatice. Arkadaşlarımdan bazıları benden 44 beden kalıp istediler. Tabii ki de hemen çıkartacağım. Sizleri kırar mıyım? Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videoları sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hadi öyleyse başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle Kağıdımızın yatay ve dikey bölümlerinin kontrolünü yapalım. Dikey bölümüne düzgün bir çizgi çekelim arkadaşlar. Kağıdım düzgün. Beden ölçümüzün dörtte biri olan ölçüsü 25 santimi aşağıya işaretimizi alıyorum. Ve bel ölçümüzün uzunluğu 42 santim işaretimi aldım. Basen ölçüm uzunluğu 60 santim işaretimi aldım. Ve karşıya doğru yatay çizgiler oluşturalım arkadaşlar. sizlerinde görebilmeniz açısından bir kalem değişikliği yapacağım arkadaşlar. Keşeli kalem kullanıyorum çizgilerimin daha belirgin olması için. Elbisemizin boyu 130 santim. sizlerde dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Beden ölçümüzün Genişliği 25 artı 2 artı 1 bolluk ve dikiş payı arkadaşlar. Belde de aynı şeyi yapacağız. 21 artı 2 artı 1 santim bolluk payı verdim arkadaşlar, dikiş payı verdim. Basende de aynı şekilde 27 santim artı 2 santim artı 1 santim bolluk ve dikiş payı. Bu ölçüyü sırt genişliği için 2'ye bölüyorum. Bu noktada sırt genişliğimi arıyorum. 41 bölü 2, 20 buçuk 1 santim dikiş payı arkadaşlar. Yaka açıklığım 7 santim. Aşağı 3 santim düşüyorum. Tatlı bir kavisle yakamı birleştiriyorum. Omuz ölçüm 15 santim arkadaşlar. 15 santimi çiziyorum. Bu noktada 4 santim aşağıya düşüyorum ve çizgimi çiziyorum beden noktasında içeri doğru 5 santim yukarı doğru 4 santim işaretimi aldım sırt çizgisinden geçerek çizgimi telleyerek te birleştirdim bel, bel hatlarımızı çizerken cetvelimizin kavisi kısmını içeri basen kısmını çizerken kavisi kısmını dışa getirirsek daha rahat çizeriz arkadaşlar basenimizin genişliği bolluklu 30 santim aynı ölçüyü etek ucuna taşıyarak 5 santim genişlik veriyorum Sizler Dilediğiniz ölçülerde genişlik verebilirsiniz modelinize göre bu çizgiyi birleştiriyorum arkadaşlar etek ucunda 2 santim sarkma payını yukarı çıkıyorum ve cilt birleştiriyorum elimle birleştirerek sizin de görmeniz için Arkadaşlar bu şekilde basen hattındaki sivrilikleri sert hatları birer ikişer milim ikişer alarak düzenleyebilirsiniz. Sırt pensimizi kürek kemiğimizin başlangıç noktasından basen başlangıç noktasına kadar işaretimizi alıyoruz. Beli 2'ye bölüyoruz ve 12-12 santime işaretlerimizi koyarak cetvelimizle düz bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Bel hattında Sağa ve sola bir buçuk santim işaretler alıyorum ve pens formumu oluşturuyorum arkadaşlar. Sırtta bir buçuk santim genişlik veriyorum. Bunun nedeni ön bedenden arka beden bir buçuk santim geniş olursa giyimi de rahat olur, kolun duruşu da daha güzel durur arkadaşlar. Şimdi keselim kalıbımızı. arkadaşlar arkaya ve öne kumaş katı diye yazalım ve artık kağıdımızın kopyasını alalım kağıdımızı kaldıralım ön düşüklüğünü verdim arkadaşlar. Omuzda bir santim düştüm önde. Yarım santimde kol evi kısmında içe doğru çizerek yeniden kol formumu oluşturdum. Arkada verdiğim bir buçuk santimliği buradan önden atıyorum arkadaşlar. Ön diye yazdım. Şimdi ön yan tensimiz için göğüs düşüklüğümüz 32'yi aldım ön ortadan 16 santim işaretleyerek bir işaret ve bu noktadan paralel yana doğru ve aşağı 2 santim eğik bir çizgi oluşturdum. Çizginin sağına ve soluna 1,5 santim işaretimi aldım. Bu noktaya 1,5 santimlik bir tepe çizdim arkadaşlar. Pensin kapanma payı için pens formumuzun çizgisini oluşturdum. Pensimizi katladığımız zaman şimdi Pay gerekecek. Kola bir buçuk santimden fazla 1.7 ölçümü çıkarak kolağımı yeniden oluşturdum. Şimdi keselim. Yeni çizgilerimizden keserek arkadaşlar yakamızı düzgünce ön hattımızı keserek kalıbımızı tamamlayalım. Şimdi pensimizi kapatalım bir arkadaşlar bir kontrolümüzü yapalım. İğneleyerek yanda çıkan fazlalığı rutuşlayalım. Kalıbımızı düzenleyelim. Yarım santimlik bir şey attım oradan arkadaşlar ve çıtımızı makasla atalım alta ve üste. Çıtımızı aldım arkadaşlar. Pensin bitiş noktasına da kuş gözü gibi bir delik açıyorum. Onu kumaşta çiziyorum ve iğneliyorum. Dikerken pensimin yeri kaybolmasın diye kolaylık sağlıyor. Sizler de bu şekilde çalışın arkadaşlar. Beden hattıma bedenimin dörtte birini ve verdiğim bolluğu dikiş payını notlarımı düşüyorum. Bele ve basene aynı şekilde ileride başka bir kumaşa dikeceğim zaman bu ölçüler benim daha önce hangi ölçüde kestiğimi gösteren ölçüler olacak. Bu şekilde arkadaşlar kalıbımızı notlarımızı düşelim. Pensimi yeniden kapatıyorum. Arka ve ön yan kontrolümü yapacağım arkadaşlar. Varsa fazlalıklarımız onları atacağız. 2 milim kadar fazlalığım var. Onu düzenliyorum arkadaşlar. Şimdi arka kol evi ve ön kol evi ölçüsünü alıyorum. Arka 26, ön 24. Notlarımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi kolumuzu çıkartalım. Kağıdımı ikiye katladım. Gönyemle düz hatlarımı belirledim. Bu çizgiden aşağıya basen ölçümüzün 1 bölü 8'i arkadaşlar 13 buçuk bunu tam sayıya tamamlayalım. 14 yapalım arkadaşlar. 14 santim aşağı indim. Kol genişliğimiz 42 santim. Yarısı 21 santim. 1 santim. Genişlik verdim. 4 santim içeri. 3 santim de yukarı. işaretlerimi aldım arkadaşlar. Bu çizgileri omuz başında birleştiriyorum. Bu noktada yarıya bölerek yarıya böldüğüm noktayı bir buçuk santim dışarı işaretimi aldım bu noktada içeri bir buçuk santim içeri işaretimi aldım arkadaşlar kol altından başlayarak aldığım noktalardan geçerek tl gibi çizerek kol formumu oluşturdum arkadaşlar kol boyumuz 58 santim işaretimi alıyorum kol ağzımız 15 santim sizlerde kol ağzı ölçünüz neyse onu o şekilde çalışacaksınız yan çizgimi birleştiriyorum ve içe doğru yarım santim tatlı bir estetik çizgi daha çektim arkadaşlar ve kolumu şimdi keseceğim Kolumu kendime doğru bir buçuk santim çekiyorum ve ön orta beden kol ortası hattını yeniden belirliyorum kol formum gördüğünüz gibi çok güzel ortaya çıktı ön çıtımı ve tepe çıtımı da atarak çıtlarımı belirliyorum tepesindeki rutuşlu yerleri de alıyorum cetvelimle kolumun ortasındaki düz boy ip çizgisini alıyorum bunu kumaşa yerleştirdiğimizde bu ölçü bizim işimize yarayacak düzgün yerleşimini sağlayacak bu tarafına da alıyorum aynı şekilde ön kol evi arka kol evi diye yazdım arkadaşlar kolumuz bitti kolumuzun ölçüsüne bir kontrolümüzü yapalım ön ölçümüz 24'tü arkadaşlar 25 geliyor arka 26 idi 27 geliyor bu çok iyi arkadaşlar neden derseniz şu anda tel gibi aldığım çizgiyi kumaşta seyrek makine ayağıyla çekeceğiz ve kolumuzda tatlı bir bombelik oluşmasını sağlayacağız. Kolu takarken de giyerken de güzel bir rahatlık sağlaması için. Sizler de kendinize diktiğiniz dikişlerinizi benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Sevdiğiniz videoları dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.